Selamun aleyküm. İyi günler arkadaşlar. Bugün size şimdi zeytinlerin sulaması hakkında bilgi vereceğim. Şimdi sulama zeytinle susuz zeytin. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki su olursa iyi olmaz. Yani kuruma yapar. İşte mahsul zeytin suyu istemez diyorlar. Ama bence diyorum ki su kuraklık yıllar çok değişik. Ama su muhakkak lazım arkadaşlar. Şimdi size ben sulu zeytinle susuz zeytinin arasındaki farkı göstereceğim. Kararı siz vereceksiniz arkadaşlar. Çünkü su artık yani olmazsa olmazların birine geldi arkadaşlar. Gübre vermekte hele yeraltı damlama sistemimiz var mesela. Yeraltı damlama sistemimiz daha da güzel arkadaşlar. Onun için size şimdi susuz zeytini göstereceğim. Bir de sulu zeytinleri göstereceğim. Filizlerini göstereceğim. Tanelerini göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu susuz zeytin taneleri görüyorsunuz. Bak daha şimdiden buruşmuş. Bak görüyorsunuz. Gelişimin dönemini et yapamadı. Et yapamazsa ne olur arkadaşlar? Tane de olmaz. Tane gelişimini tam sağlayamadığı için yağ oranı da düşük olur bunlarda. Çünkü neden? Yalnız kabukla etin arasında çok az bir yağlı kısım kalır. Evet arkadaşlar görüyorsunuz sürgünler de bak ne kadar kısa oldu bunlar da. Görüyorsunuz çok kısa. Yeni seneye zeytin hani her sene zeytin olur derler ya. İşte bu zeytinler bir sene verir bir sene veremez arkadaşlar. Ha tabi hava şartları nedeniyle ötekiler de vurur, don vurur, kıra vurur bilmem ne yapar ama öbür türlü her sene zeytin vermesi için sürgünlerin büyük olması lazım arkadaşlar. Şimdi de sulanmış zeytinleri göreceğiz arkadaşlar. Tanelerini görüyorsunuz. Daha büyük, daha güzel. Evet. Yani gelişmiş. Filizlerini göstereceğim şimdi size. Filizler daha çok uzun. Bak görüyorsunuz. Filizler daha çok gelişmiş. Şöyle bir zeytinliğe bir baktığınız zaman zeytinliğin her tarafı filiz arkadaşlar. Bunlar da ne demek? Gelecek seneye zeytin verimi demektir arkadaşlar. Onun için yeraltı sistemini yapma imkanınız varsa hemen hemen yapın arkadaşlar. Çok faydasını gördüm. Çok faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar suyu ihmal etmeyelim. Ha, suyu aralıklarını belirleyin arkadaşlar. Zeytinliğinizin toprak yapınıza göre. Evet arkadaşlar görüyorsunuz tanelerimizi. Sulama zeytinlerin tanelerini gösteriyorum size. Evet şu tanelerin güzelliklerine bak arkadaş. Bak, görüyorsunuz. Çok güzel zeytinler. Şimdi sulama her zaman için iyidir arkadaşlar ama oranını vereceksiniz suları da. Evet. Farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Taneleri görüyorsunuz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Size iyi günler dileyim. Bize abone olmayı unutmayın. Selamun aleyküm. Hayırlı günler.